Biz ile halkımız kaymakamlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bugün tarihe şahitlik etmiş, misafirlik anlamında ev sahipliği yapmış tarihi bir dokudan böyle bir festival düzenleniyor. Tabii İvriz bizim göz bebeğimiz, Ereğli'mizin göz bebeği, Halkapınar'ımızın göz bebeği, Konya'mızın, Türkiye'mizin göz bebeği. Eski adı İvriz ya da İvrizye olan su kaynağı, bereket ve bolluk anlamına da gelen 4000 yıllık tarihinden bugüne kadar her devirde insanlığın cazibe merkezi olan Evliya Çelebi'nin peygamber planı dediği Sultan 4. Murat Han'ın geçerken hayran kaldığı ve vergiden muaf tuttuğu 4000 yıllık tarihte tek, dünyada tek yazılı tarım anıtının olduğu İvriz Tarım, Kültür ve Turizm Festivalimize hepinize hoş geldiniz diyorum. İleride kurbanlar kesiliyor Sayın Valimiz. Kurbanlar sunak taşına koyuluyor. Sunak taşında işte adanması yapılıyor Sayın Valimiz. Altında ufak bir şapel var. Tabii şapel dediğimiz zaman Roma dönemine gidiyor. Gene dağın diğer yamacında Sayın Valimiz. Kızlar Olanlar Manastırı halk arasında bilinen. Ama asıl adı Sanabadeyök Lisesi. Bizim Sümela Manastırı ile aynı mantıkla yapılmış. Aynı tepkişler. Bir hafta için. Sen üçe kadar sayalım mı? Hadi seni sayalım. Bir, iki, üç. Hadi şimdi. Bana bir şey vermişim. Beni çek. Çek la çek. Çek at. Boş ver. Çek la çek. Hadi çek. Tabii siz yarışır mı düşmeyiniz? Seni omuzuna alacak. Orada hoca selam verecek. Tamam. Seni bir çukur eşip içine atıp geri gelecekler. Anladın mı? Bu dönemde Ereğli kazasının en kalabalık köyü olan Zanapa'nın sahip olduğu nüfus itibariyle köy karakterinden çıkıp küçük bir şehir hüviyetine büründüğü tespit edilmiştir. Tarihçi yazar Sayın Mustafa Armağan'ı söyleşilerini yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Bazen bizim çocuklarla da aynı durum oluyor. Bir bakıyoruz ki bir süre sonra hepimizin elinde bir telefon. Herkes önüne... Tamam mı? Tamam efendim, fotoğraf da aldım. Tamam. Bizim için İvriz önemli. İvriz bölgenin gerçekten hem tarihi, bu yazılı tarım anıtının olması, hem su kaynağının burada olması, aynı zamanda tabiat güzelliklerinin bulunması burayı
turizm açısından tanıtılması açısından son derece önemsiyorum. Onun için. Ey aşkın bir tane, gel boş gidelim. Seni gelmişse aşkın aşıklar oldurur. Aşkın şarabından içem, Mecnun olup dağa düşem.